İzleyen herkese selamlarımı yolluyorum. Halit Özkurt ben. Bugün 8 Ekim 2023 Pazar günü öğleden sonra Kemenceci Aslan Bülbül kardeşimizin dükkanına gittim. Kemenceye nasıl başladı? Kemenceyi nasıl öğrendi? Kemence nasıl yapılır? Kemencenin özellikleri nelerdir? Konulu güzel bir sohbetimiz oldu. Keyifli izleyeceğinizi umuyorum. Hemen devamında çekmiş olduğum güzel videoyu sizlerle buluşturacağım. Şimdiden iyi seyirler. Bu arada Aslan kardeşimiz profesyonel çok güzel kemence yapıyor. Kemence almak isteyenler için telefon numarasını paylaşıyorum. İletişim kurabilirsiniz. Tavsiye ederim. Şimdiden keyifli seyirler. Halit Özkurt ben. İzleyen herkese selamlar. Kemenceci Aslan Bülbül kardeşimizin dükkanına geldim. Birazdan yanına geleceğim. Şöyle gelmeden dükkanını göstereyim size. Faroz'da sebze halinin karşısında bak bir tane üskecit var. Hemen onun karşısında şu beyaz çerçeveli dükkan. Şu arabada Aslan kardeşimizin. Kemence üzerine kendisiyle güzel bir sohbet yapacağız. Şimdi beraber dükkanına doğru girelim. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Kolay gelsin. Abi, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Siz de hoş geldiniz. Sürpriz yapalım dedik ya. Aynen devam ha. Aynen abi aynen. Kemenceye yapmayla kalmıyor. Çalması hepsi var kardeşimizde. Bir şeyler yapmayalım kaldı. İyi hayırlısı olsun diyelim. Aslan Bülbül kardeşimizin dükkanındayız. Kemenceyi konuşturan kardeşimizle kemenceye başlangıç sürecini, kemence yapım süreçlerini kendisiyle konuşmaya çalışacağız. Teşekkür ediyoruz bizi buraya kabul ettiğiniz için. Biz bir şey merak ediyorum. Kemenceye nasıl başladın? Kemenceye başlama şeklim çocukken o zamanlar bizim mezerede rahmetli babamın kahvesi vardı. Orada kahvede devamlı bir kemence asılıydı duvardan aşağı. Gelen işte o zamanın kemenceciler bizim orada Ragup Altındaş vardı. O gelirdi çalardı. Orada keçi çobanı Hüseyin abi vardı. Onun oğlu vardı. Onlar hep çalardılar. Ben de çocuktum. Tabii benim eski rahmetli dayım da çalardı. Anneanne tarafım, anneannemin babası davul, kemence, zurna hepsini çalardı. Baba tarafında öyle bir şey yoktu. Rahmetli babam hiç sevmezdi kemenceyi. Neden dolayı? Ferhat Yurdakul'dan dolayı. Resmi var orada. Neden? O zamanlar işte kemence denilince akla içki gelirdi. Kemence içki demek. O zamanlar öyleydi. İşte babam da işte içkici olurum, bilmem ne olurum, işte pisluk olurum diye düşüncesinden benim hiç kemence çalmamı istemezdi. O zamanlar mezerede kahveyi bana bırakırdı. Bizim kahve de kasap, işte bakkal. Mezerenin neresi bu arada? Mehmet Ağa'nın çayır. Orada ben dururdum, çocuktum. Orada mı sizin köy? Köy Haraga, Derecik Haraga ama orada mezere. Bu salı günleri Akçaabat'a giderdi. Akçaabat pazarı kururdu ya, salı günleri oraya giderdi. Tabii ben o kittimi, kranı açtığımı ben oradan kemenceyi alırdım, kahve mavi bırakıp doğru ormana kemence öğrenmeye. Tabii o geleceğe saati bilirdim. Hemen gelirdim, güya hiçbir şey bilmiyorum, orada dururdum, asardım onu diye. Salı günü ve cuma günleri çarşıya gelirdi Akçaabat'a. Bir zaman sonralar işte bu kasapta yaza doğru burada işte kuzu kesip satardık. Aldıydı 10 tane kuzu rahmetli babam. İşte bunları bekle derdi bana. Biraz da çok severdi beni. Nazlıydım da o zaman. Dedi bana işte Aslan git koyunları bekle. Derdim beklemeyeyim. Mecbur bekleyeceğim de işte. Git bekle koyun da tabii kızardı bana o zamanlar. Derdim ona kemenceyi ver bana bekleyeyim o zaman. Karşılıklı. Tamam mı? O da verdi bana kemence. İşte koyunları beklesin zaten öğrenemez, şey yapamaz. Baban çalabilir miydi? Yok, kemence? Babam çalamazdı da. Kemence niye dururdu orada? Ya kemence oranın bir... Çalan biri vardı o zaman orada. Geldim ya Ragup abi işte gelirdi. O çoban Hüseyin abi vardı, o da güzel çalardı. Yani orada çalardı ya işte, o zaman ortam çok olurdu orada. Her akşam hemen hemen ortam oldu işte. Rahmetli Ferhat Yurdagül'ü ben orada gördüm. Kendi kendine işte... Arka Loganda tarafında kemence çalay. Geldi oraya, babam işte orada bir şeyler verdi ona o zaman. Kendi kendine çalay söylüyor. Sanki var orada 10 kişi ama kendi kendine. Rahmetli Kedi Baga vardı. O da bir de yanında. Ben abiyle bak ayrım onlara. Aşık bir şekilde. Adam çay verdi. Ya çay yok. Ben kemence dinliyorum. Neyse işte onu diyordum.
Babam koyunları beklemem için verdi bana kemenceyi. Git bekle gel işte. Bir zaman koyunların 4 tanesini yudurdum. O ormandan aşağı geçti gittiler. Tabii ben vurdum kemence. Geldim. Akşam bizde 6 tane var. 4 tane yok. Babam eldirecek beni. 10 tane koyunu dördü kaybı. Dördü kaybı. Eldirecek beni o zaman. Orada Hüseyin abi vardı. Çırdoğun Hüseyin derdiler muhtar. Neyse geldi. Ondan bile gece saat 3'te gittik ormanda bulduk koyunları geldik. Ferhat Yurtakul'un o dedin ya, ondan muhtemelen sende şey gelişmesine kaydeleri böyle bir anda, yani etkisi var diye tahmin ediyorum. Var tabii, çünkü ben onu o zaman hatırlıyorum, yani yakından gördüm. Şöyle bir adam değil rahmetli, işte uzun boylu, yeşil takım elbise, beyaz. Çile insanıydı ama değil mi? Bir hapis yatmış herhalde. Yattı. Ya bir de o zamanlar bizim oralarda bulaşık bir insandı. Herkes korkardı ondan. Tamam, o kısmını karıştırmayın da çile çekmiş insanlar da o kemence çalma şey biraz daha farklı oluyor diyor. Tabii o şimdi kurbetten geldiydi buraya, o hallara geldiydi, cezaevlerinde kaldı o. Tabii o da vardı ya, onun çalma stili farklıydı. Yani ben hala daha onun şeylerini çalarım yani. Beni başkası memnun etmez. Kaç yaşlarındaydın mesela bu? Ben o zamanlar 10-11 yaşlarındaydım. Tabii oradan sonra işte anneannemin mala köyü vardır. Oraya gittim yazları. Anneannemin ineklerini beklemeye. Bizim bir Aslan Aga vardı, onun ismi de Aslan. Köyde kemence yapardı. Derdim ona, Aslan Aga yap bana bir kemence. Yalvarı dururdum, yalvarı dururdum. Dedi ki o zaman abin al gel çayır bicim bana. İki gün çayır biçmeye gitti bana. Kerendilan. verdi bize bir kızıl ağaç kemencesi. Yani ha burada kemenceler var mesela, şurada işe yaramayan orada en başta var ya bak, işe yaramaz. İşe yaramaz bir kemence verdi bize. Ya bu sağır deli de o zaman, ya bu bam deli diyelim. Kırmızı saz deliydi, hiç unutmayırım. Ha bu dellan bile kemenceyi söktüm bir ayda. Ondan sonra geldim, Aslan Aga'nın bir tüganı vardı evinin çadı kadında. Çıktım oraya. Orada tabi kemenceler var, jilet gibi. Bendeki şey, tırıvırı. Dedi bana ki, al oradan bir kemence çal bakalım, nasıl çalarsın şimdi? O da bile işte kemenceyle uğraşıyor orada. Hiç unutmayalım, gene yaşıyor adam. Şu anda 80 yaşında vardır. Ha bile uğraşıyor, bir şeyler yapar. Ben aldım oradan bir kemence, başladım çalmaya şimdi, tamam mı? Böyle etti. Bırak yerindeki kemenceyi, başladı beni dinlemeye. Devam et dedi, devam et falan. Dedi ki, oradan dedi, hangisini istiyorsan al dedi. Bedava, tabi. Bir anda orada bir erik kemencesi vardı, cunut bayrım, süperdi. Zil calaydı böyle. Onu aldıydım. Ondan sonra, tabi o kırık kemenceyi de gene benden şeydi, onu köyde ambarın tavanına attıydım. Hala daha oradadır herhalde, bilmiyorum, onu bulamayırım. Onu bir bulsam, ha bu arada şey, Ferhat Yurdakul'un bir kemencesi geçti yanına. Öyle mi? Tabi. İşte mahpusta çaldığı kemence bu. Ferhat Yurdakul'un. O zaman biraz sürtana şey yani, çalıyor seni. Bunu tamir ettim de kabak attım ona. Ya şimdi bak, o zamanlar teknoloji yok. Kemencenin şeysine bak mesela. Keserle adam bunu keserle yapmış. Bunu yapan adam da yaşıyor. Kedi. Maladan kedi bakıyor. Bak o zamanın şeyleri bunlar. Şimdi biz şuraya böyle bir şey koyuyoruz. Bu kibeşeğini ona bağlıyoruz. O zamanlar buradan delerdiler. Sordum ona işte, o zaman bu kemencenin buralarını nasıl delerdiniz? Kemiri ısıtarak yaparmışlar. Ben buna sadece şey kabak attım da biraz düzelmesi lazım. Şu an çalmaz. Tabii eskilerden İnfamus'ta vardı meşhur, onun kemencesi de vardı. O iki dakikalık. Şimdi Sait Ucar'ın kemencesi gelecek bana. Değil mi? Evet. Saklıyorum böyle. Onlara bir koleksiyon tarzı yapmak lazım. Kemenceye ihtiyacım yok benim de. Koleksiyon olarak, hatır olarak. Öyle yaşların, Hayri abinin rahmetinin de sözü vardı bana. Neyse ondan da alamadık, öyle geçti gittim. Neyse, yakınlarında varsa muhtemelen izlerler. Onu yollasınlar. Aynen onu diyordum işte, okula gidiyordum. Liseye geçtim. Pardon, ortaokul 3'e gidiyorum. Bizim beden eğitimi öğretmeni vardı, Akçaköylü. Bizim okulda 19 Mayıs gecesi yoktu. Onların Akçaköy Lisesi'nde, ben o zaman ortaokuldaydım, gece vardı. Dedi bana, kemenceni al bu akşam Akçaköy Lisesi'nde çalacaksın kız gibi. İlk defa oluyor değil mi? O zamanlar ilk defa yani, köyden dışarı başka bir köye gidiyorum. Gittim, arkadaşım vardı, sınıf arkadaşım Selahattin diye.
Kemenceyi koymuştum böyle şey, öğretmen bırakacak beni akşamları eve, koltuğun üstüne. Orta 3. Son şeysi 19 Mayıs'tan sonra işte. Kemenceyi kırdı. E şimdi ben de Aslan Aga'nın yanına da gidemiyorum. Sadece kabağını kırdı. Yap diyemiyorum falan, utanıyorum. Neyse o yazı kemencesiz. Para yok, nereden alacağım? Kemencesiz geçirdim. Lise 1'e geçtim. Rahmetli babam liseye yazdırdı beni. O zaman liseye adam almayılır. Tirecikli çok kalabalık. Babam dedi ki benim oğlan kemencecidir. Beni hemen havada kaptı müdür bey. O zaman Mustafa Uzun. Gittim okula. Dedi hani kemencen? Dedim hocam böyle böyle işte Akçaköy okuluna gittim. Yıl sonu şeysinde 19 Mayıs'tan sonra da kırıldı dedi. O da burada kemence alamadım, yaptıramadım. O Mustafa Uzun bana dedi ki o zaman git dedi en iyi kemence nerede? O zaman Nemuni Hastanesi'nin orada İsmail Kırcı hoca var. O kemence yapardı bu lise 1 yıllarında. Gittim ona hocam işte böyle böyle bana bir kemence yapar mısın? Kaca yapar. Tabii orada da çaldım. O hoca dedi bak sen dedi bırak dedi Terecik Lisesi'ni seni dedi işte konservatuvara bir yere yazdılar. Ben bilmiyorum o zaman Trabzon bilmiyorum. Bir yerini bilmiyorum yani kaybolurum bir şey olur diye. O zaman da Trabzon'a gelmemiştim. Neyse o zaman hiç unutma 100 TL. Kemence büyük para 100 milyon. Gittim müdüre dedim ki hocam gittim sordum 100 milyona yapılıyor. Dedi git yaptır. Parayı da verdi bana. O zaman 100 milyon saymalan bitmiyor yani 1 lira 2 lira 3 lira. Geldim tabii bir sevindim. Adama parayı verdim hocaya. Kemencemi yaptı. Müdür dedi bana ki bu kemence dedi burada asılacak dedi. Hafta içi. Cumartesi pazar işin mi var? Düğüne gidecek. Gel bana sor. Al git. Buradan mezun olana kadar burada duracak dedi. Ama tabii cumartesi pazar düğüne gidelim. Hocam düğüne gideceğim. Kemenceyi alabilir miyim? Tabii. Verirdi bana. En son lise 3'e geçtim. Mezun olduğum zaman da onu bana hediye etmişti o kemenceyi. Öyle öyle tabii o kemenceden para kazandım. Başka kemenceler aldım tabii. Öyle öyle devam etti. Bu kemence yapma şeysinin merak nereden? Benim rahmetli dedem, babam, emicelerim. Bunlar hep ustaydılar. Şimdi ahşap ustası değil mi? Her şey. Ev ustası diyelim Pels abi daha bilirsin köyde. Onu yapmak zordur. Onu adam hiç çizmeden şey de yapar dedem, babam. Bu mesele bunu. Atıyorum ben köyde kemence yapmaya başladım. Rahmetli babam işte ev yaptı mezarede. Ben bir şeyler yapardım. Dedi bak öyle olmaz alır diyelim den o yapardı. Gösterdi bana. Ben baka baka diğer kemenceye baka baka yapmaya. Öyle çirkin yaptım bilmem ne yaptım öyle öyle. Ondan sonra Küreği Boğlu vardı Fadit'te Trabzon. Benim orada evim vardı. Tek başıma durdum. Gündüzleri hep onun dükkanında takıldım 5 sene. Abule dururdum orada ona bakardım. Bir şeysine karışamazsın. İşte bundan 15 sene önce. Yapardık bakar kafama girerdi ne yapayım neydi oradan film çektim. Ondan sonra bu Murat Genç'in bu dükkanı ondan aldım. O evlendi Almanya'ya gitti. Tabii onun yanında da 1-2-3 ay kaldım. Zaten şeyim vardı. Oradan seviyorum da yani ahşaplarla uğraşmayı öyle başladım işte. Sen geldin benim kemencemi yap, o geldi benim kemencemi öyle öyle öyle. Peki bir şey sorayım mesela, bir kemenceye diyelim sıfırdan başladın, ne kadar zaman alıyor? Ya sıfırdan sadece şuna başlasam, örnek sabah 10'da başladım. Akşam işte 6-7'ye kadar hep buna çalıp beyin yorulur, olmaz. 3 günde bitirirsin, öyle devamlı buna çalışırsan. Ama şimdi o arada bunu yapayım başka bir şey geliyor. Ondan uğraşırsın zaman geçiyor. Peki ağaç olarak mesela kemencede ne kullanılıyor? Neden kullanılıyor? Bizim burada işte tut, erik, ardıç ağaçları genellikle en çok erik, işte lan ardıç ama tut bana göre daha da güzel ses veriyor. Ya anlamadım mesela aynı odun. Şu kabak var ya şu kabak. Her şey bunda bir değil. Kabakta. Kabakta ya. Yok işte erik olsa öyle olur, ardıç olsa öyle böyle olur. Standart bir ölçüsü var mı kemencenin? Standart şöyle, notasına göre. Şimdi atıyorum bu kemence, işte telleri takılmamış ama sol olacak kararı. Ben biliyorum onu. Ona göre kabağı şeysi, ölçüleri yapılmış, sol olacak. Bu kemence R mesela, niye? İşte kapağından, tellerinden, işte bu R. Ama bunun tarzı da farklı mesela. Peki ben de çok Rum güzel tarzı. Emek harcayıp da uğraşıp da istediğin seviyeye getiremediğin kemence oluyor mu mesela? Oldu. Şöyle oldu. Yaptım uğraştım. Zevkle yaptım. Tellerini taktım. Yay vurdum ötmedi. Ötmedi ne oldu?
Kemence'de kabahat bulmadım. Kabakta kabahat buldum. Söktüm. Kabağını kırdım. Farklı kabak taktım. Gene çaldım. Gene olmadı. Yani, ama niye? O kabağın bu şu kabağın serisinden taktım ona. Diyelim bunun işte piştiğim seri var ya onu da. Mesela onu da kırdım. O seriden değil de bir başka seriden taktım. Bu sefer öttü. Ha, baktım ki o kabaklar tırt. Onları yay, attım. Yay kemence için ne kadar önemli? Yay at kuyruğu olması. Şu at kuyruğu yoksa mesela başka ne? Ya misi, ince misin adında yapıyorlar ama o bunun yerini tutmaz. Nereden geliyor bu at kuyrukları? Herhalde ithaldır muhtemelen. Şey Türkiye'de de var ama Özbekistan'da falan. He bize yurt dışından geliyor. Çünkü orada şey var. Aynen. At çiftlikleri var ya da. Abi burada yiyor. Mesela yapılmış asılmış orada. Kuyruklar var. Şöyle göstereyim sana. Şöyle de geliyor bak. Onlar siyah olan. Şimdi basit bir şey olarak görünüyor ama aslında basit bir şey basit değil. Basit değil yani. Uğraşın. Bak şunlar mesela beyaz at kuyruğu isteyenler oluyor. Bak şöyle geliyor bize. Bunlar boyanmıyor değil mi? Ben bunları normal boyalı zannediyordum eğer. Bu normal at kuyruğu yani. Bildiğimiz atın kuyruğu. Erkek at kuyruğu. Dişi olmaz. Tutulmuş. Dişi niye olmaz? Ötmez. Şimdi dişinin şey dişi olduğu için yani işi iyi değil. Bu şeyler kuyrukların o tırtılları bu sefer su vurunca ona gidiyormuş. Öyle. Erkek at kuyruğu olduğu için pek zarar görmüyor. Peki kemence almak isteyenler olabilir. O zaman beni arasın. Sipariş verecekler değil mi? Ben telefonda eklemiştim. Aynen ben böyle şey olarak işte yapayım da asayım oraya gelsin biri alsın yok. Bak bir hafta 10 gün bekleyecekler. Ya oradakilerin hepsinin sahibi var mesela. Orada mesela onlar sırada yapılacak. Hepsinin sahibi var. Ve şöyle diyeyim siparişe göre. Adam arıyor beni diyor bana işte bana işte re kemence yap, sol kemence yap. Ona göre. Bu da kemenceler profesyonel yapıldığı için öyle bazılara çok böyle şey tahmin şey yok. Bak mesela her şeyi var. Adam gelmiş oraya fabrikasyon vermiş bana şunları. İşte fabrikasyon. Ve bunu atıyorum. Tamir et ver bana. Adama diyorum tamam ben senin paranı alacağım. Sıkıntı yok. Tamir ederim. Ama bundan bir şey olmaz. Yani ölçüler şey yanlış diyelim. Kısa bir süre. Fabrikasyon yapılmış. Ya. Mesela bu da aynı. Ama ben mesela şimdi sıfırdan şey yapıyorum, Rum kemencesi. Sıfırdan. Bu ne? Tut mu bu? Bu erik. Erik, he. Aynen. Adam bunu Fatih'e istedi, Artvin'e gidecek bu. Sıfırdan böyle başlıyorum. Böyle gidecek işte. Rum tarzı olacak Rum, o şey gibi. Bizim Koryanal Hüseyin'in tarzı değil. Aynen. Aa bak bu mesela erikten, bu da erikten ama bu bizim tarz. Bunu da yeni yapıyorum. Bu da Sidiksi'ye gidecek. Orada bir emicamız var ona. Hepsinin yeri belli. Aynen. Çok güzel ya. Bu da mesela şey olacak. Bu da Arduç. Bu kalın. Onay Şahin'in tarzı. Mi kalın olacak. Bu da ofta bir öğretmen arkadaşımız da ona gidecek. Peki biz Koryanalıyız şimdi. Bize öyle güzel bir Koryanalı Hüseyin'den uzun havası vardı ya. Ondan bize bir ufak bir ondan bir ile beraber. Olsun. Bu kısmı tamam diyelim ondan sonra. Elif Hoca'yla. Evet, kemence imalat makineleri. Evet, sıralam başlayalım. Bunda çay demliyoruz. Abi kemence o da onlar alakalı. Şu hazır takılmışken şunu anlatayım da. Şunda kemencenin buralarını alıyorum. Şuralar var ya. Kafanın bazı mesela yerlerini düzeltiyorum bunda. Bunda mengenesi var göstereyim. Bunda kemenceyi işte buna koyuyorum. İşte içini de şu delikleri var ya. Ha, boşaltma. Şunları, oyma, şuraları ben aynen bundan oyuyorum. Aleyküm selam. Buraya bitirin. Kemenceleri buraya atıyoruz. Tozlanmasın diye. Bu hızar. Çok amaçlı. Tahta biçersin, kapak biçersin. Aynen şey.
şu kemencenin şeysi, odunu diyelim. Tut mu? Tut bu. Bunu bunda biçiyoruz. İşte bu mini planyamız. Üstünde hem kem o ağacı planya vuruyorum. İşte alttan elinde de var kapak. Kapakları onda biçiyorum. Kapak sadece çam ağacından oluyor değil mi? Ladin, köknar. Onlardan. Ya. Bir tane de şurada bir şey var, bu ne? Zımbara. Bu zımbara diyelim. Zımbara, şuraları yapmak için. Şuraları böyle yapmak işte. İnce kulak, işte düzeltmek için. Şey, şunlar buralarda daha kolay pratik oluyor. Peki bu çıla mı vuruyorsun bunları en son? Çıla değil, en son buna vurduğum şey... Bir boya var onda arada. Domalak diyorlar işte bu. Alkollan işte bu böyle toz halinde bir şey. Bunu karıştırıyoruz. Renk vermesi için mi yoksa korumada koruyor. Çıla vurmuyoruz. Yani çıla şey çam gibi yapıyor onu, sertleştiriyor ya çok ağacı. Çok güzel gösteriyor. Bu daha güzel. Ya bu mesela şu kemence gitgide daha da kararacak. Daha da güzel olacak. Bunun sesi de burada şimdi şu anda Avusturya'ya yolluyorum bunu. Kime ya. Gidiyor orada? Orada Faruk Karbuz kardeşim var. O zaman gideceği kemencesinin sesini yolla ona. Yeni kemence olduğu için akor biraz kaçabiliyor. Seni sevdiğim bölüm. Aynen. Hazır kapaklar değil mi? Piçiyorum bu hale geliyorum işte ocakta kapım ısıtıp da mı yiyorsun onları? Böyle buraya yapıştırıyoruz tabi milimetrik şekilde. Salı akşam bunu göreceğiz herhalde. Salı akşamı şu kemenceyi kapaklar yiyelim. İnşallah. Nasip olursa Avrupa'ya gidecek bu Almanya'ya. Oradan geldi de kapak atılacak buna. Bunu kapaklarken beraber kapaklayacağız. İyi tamam. İnşallah. Teşekkürler. Ben de teşekkür ediyorum. Çok sağ olasın.